Finans Merkezi'nin son bölümünde Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort'la yaptığımız söyleşiyi getireceğiz ekranlarınıza ve bugünlük Finans Merkezi'ne böylelikle son noktayı koymuş olacağız. Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk Açıl Bey, teşekkür ederim. Şimdi özellikle tabii Migros'un bilançosu geldi. Artı yine Rekabet Kurulu ile ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler. Artı sizin online tarafta kurduğunuz yeni şirket, sürdürülebilir tarımla ilgili olarak projeleriniz ve çıkması düşünülen bir perakende yasası. Bütün bunları önümüzdeki yarım saat içerisinde sizlerle değerlendirmeye çalışacağız izniniz olursa. Biz genel anlamda Migros'un bilançosuyla bir başlayalım isterseniz. Çünkü bu bilanço önemli. Yıllar yılı Migros'ta özellikle finansal borçlar üzerinden gelen bir kambiyo zararı vardı. Bu kambiyo zararı daha sonrasında 2-3 yıl içerisinde hedging mekanizması kullanılarak bilançonun tamamını kapatacak şekilde bir düzene sokuldu ve sonrasında bu bilanço ilk kez şirketin net nakit pozisyonunda da fazla gördüğümüz, net karındaki yükselişi de izleyebildiğimiz bir bilançoya dönüştü. Önce bu net nakit pozisyonuna geçiş hikayesini bir almak isterim sizden. Tabii memnuniyetle. Teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii bizim için önemli bir hafta. Çünkü uzun zaman sonra dediğiniz gibi net kar pozisyonunu açıklama şansına sahip olduk. Bir de bunun ötesinde e-ticaretle ilgili önemli gelişmelerimiz var. Yeni bir şirket kurduk. Onunla ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Öncelikle bahsettiğiniz boyuttan girelim. Tabii Migros geçtiğimiz yıllarda daha önceki hissedarımız döneminde bir private equity'nin yatırımı söz konusuydu. Ve burada hissedarın takdirinde oluşmuş olan bir leverage buyout structure dediğimiz finansal borçlanmanın oldukça yüksek seviyelerde olduğu bir dönem geçirdik. Tabii uzun yılların arkasından son 4-5 senedeki o sağlam politikamızla beraber geçtiğimiz 2021'in içerisinde artık bu finansal borcu tamamen sıfırladık diyebilirim. Bunun sonucu olarak da tabii euro cinsinden olan bu borç geçtiğimiz yıllarda önemli boyutlarda kur farkı giderlerine sahibiyet veriyordu Türk lirasının değer kaybı sonucunda. Şimdi bu dönemin sonuna geldik. Geçtiğimiz cuma günü yayınladığımız 9 aylık sonuçlarımız var. Burada da yaklaşık 26 milyar civarında bir ciro boyutuna ulaşmış durumdayız. 125 civarında Türkiye pazarında bir büyümemiz var. Bunlar bizim için son derece önemli gelişmeler. Ve uzun bir aradan sonra da biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi bir net kar pozisyonu oluşturduk. Bu kur farkı giderlerinin ortadan kalkması sayesinde ortaya çıkan sonuç. 367 milyon lira civarında bir kar açıkladık. Tabii bizim sektörümüz meşakkatli bir sektör, anlatmaya gerek yok. Yani 3000'den fazla tedarikçiyi 81 vilayete taşıyoruz. 7 farklı coğrafyada alım yapıyoruz. 40 bine yakında ürün dağıtımı söz konusu. O yüzden oldukça masraflı bir yapı var. Bu sektörün doğal sonucu da net karlılık düşüktür. Biz de bu dönemde 1,5 mertebesinde bir net karlılık seviyesindeyiz. Tabii bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman şirketin de o borç sarmalından çıktığı ortamda sonuç olarak ortaya çıkan tablo artık net nakit yaratan bir düzene geldik ve bundan sonrasında da çok daha belirgin şekilde bu yatırımlarımız devam edecek. Tabii ki şirketin büyümesi çok kritik, perakendecilik zaten büyüme üzerine örgütlenmiş bir sektör. Nasıl büyüdüğümüz önemli. Ben biraz onu açmak isterim yani, müsaade ederseniz. Tabii hem fiziki olarak büyüyorsunuz, fiziki olarak büyüme mağaza açmakla oluyor. %6 mertebesinde bir fiziki büyümemiz var bu 9 aylık sonuçlarımıza baktığımızda. Ama tabii o büyümenin kompozisyonu her şeyden değerli. Tabii Türkiye'nin bugünkü koşullarında pandemiden bağımlı, pandemiden bağımsız hem mağaza açarak hem de online operasyonlarımızda büyüyerek bir gelişim içerisindeyiz. İlginç tespitlerimiz var bu döneme dair baktığımızda. Fiziki mağazacılık tabii çok hızlı büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 245 mağaza açmış durumdayız 10. ay sonuçlarımıza geldiğimizde. Bu 2500 üzerinde mağazaya getiriyor artık Migros'u. Yani bilançoda 211, şimdi 245'e çıktı diyorsunuz. Evet, Ekim sonunda 245'e geldi. Bir taraftan da online mağazacılık operasyonlarımızı büyütüyoruz. Burada da 300'ün üzerinde bir mağaza açılışı söz konusu. Bu ne demek? Yani Migros'un kendi 2500 mağazası içerisinde bazı mağazaları online operasyona dahil ediyoruz basit tabirle. Buradaki rakam da yaklaşık 900'lere yaklaşıyor şu anda. Yani 850 mağazayı şu anda online operasyonlarında kullanıyoruz. Bu tabii iki taraflı bir katkı aslına bakarsak. Bir taraftan online operasyon işin doğası gereği maliyetli bir iş. Eve bir teslimat yapıyorsunuz. O eve teslimata baktığınız zaman da tabii ek maliyetlerin getirmiş olduğu bir maliyet baskısı var. Ama diğer tarafta o online operasyonu bir mevcut mağazadan teslimata çevirdiğiniz zaman doğal olarak o mağazanın trafiğine olumlu bir katkıda bulunuyorsunuz. Yani bir tarafta ek bir maliyet geliyor ama bir öbür tarafta baktığınızda mağaza daha verimli hale gelebiliyor. Bu ikisini kurgulamak, ikisini dengelemek çok değerli. Ben de şunu sormak istiyorum. Özellikle tabii şimdi 2500'e yakın mağaza var.
Bu mağazaların 850'den fazlası online hizmet veriyor. Bu mağazalardaki metrekare verimliliğini ölçüyor musunuz? Eskisi kadar. Eskiden çünkü uygun coğrafyada büyük mağaza açmak çok daha avantajlıyken, şimdi aynı avantaj var mı? Online'ın sağladığı bir metrekare verimliliği artışı söz konusu oluyor mu sizin için? Bu kesin doğru bir tespit. Şimdi baktığımızda biraz önce söylediğim aslında önemli bir tespit. Yani online operasyon dünya çapında aslında para kazandıran bir iş değil. Yani eve bir ek teslimat yapıyorsunuz ve bunun getirmiş olduğu bir toplama gideri var. Yani geçmiş dönemde müşterinizin size bedelsiz yaptığı toplamayı siz mağazada toplama maliyetine giriyorsunuz. Diğer tarafta yine müşterinin size bedelsiz ayağınıza kadar gelen bir işi siz bu sefer evine götürüyorsunuz. Dolayısıyla iki taraftan ek bir maliyet geliyor karşınıza. Ama mağazacılık operasyonlarıyla baktığınız zaman artık müşterinin size gelme trafiğin ötesinde yeni bir trafiğe kavuşuyorsunuz. Bunun tabii çok mühendislik tabanlı çalışmaları var. Kapsama alanı dediğimiz, çeşitli böyle balon büyüklükleriyle tespit ettiğimiz her mağazanın etrafında belli kilometrelerle büyüklüğüne dayalı kapsama alanlarımız var. Ve bu da artık mağaza açılış stratejisine kadar da yansıyor. Yani çok işlek bir caddede mağaza açmak fiziki mağazacılık açısından çok önemli. Ama çok işlek olmasa da popülasyonu yüksek olduğu bir yerde mağaza açmak da e-ticaret açısından önemli. İkisini dengeleyen bir fiziki yatırım yaklaşımı söz konusu ki bu seneki yatırım stratejimizde bunu çok önemsiyoruz. Yani aslında bu sene sonunda tahminim 300'ün üzerinde mağaza açacağız. Ama online operasyonda kattığımız zaman sanki 600 mağaza açmış gibi bir etki yaratıyoruz özünde. Tabii bu yatırım anlamında da çok değerli. Yani neresinden bakarsak bu şu anki 9 aylık sonuçlarımızda 500 milyon üzerine bir yatırım açıkladık. Sene sonu bu rakamın 800 milyon üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Tabii iki tarafta birden istihdam yaratıyoruz. Yani hem fiziki mağazacılıkta istihdam yaratıyoruz hem de diğer tarafta online operasyonlara yönelik istihdam yaratıyoruz. İkisi üst üste geldiğinde şu anda sene sonu 55 bin üzerinde bir istihdamı yakalayacağız. Yalnızca bu seneki istihdamımız 8 bini geçmiş olacak. Burada özellikle tabii istihdam kısmı çok önemli. Diğer taraftan da mağaza açılışlarında ve buralardaki mağazalardaki ciroların içerisinde online'ın payı da dikkate değer. Evet. Toplam 26 milyar civarında bir cirodan bahsettiniz. Ve ilk defa görüyorum 3 milyar lira civarında da bir online satış katkısı görmüşüz. Bunun zaman içinde nereye evrilmesini beklersiniz? Şimdi çok önemli açılımı burası. Yani Türkiye'nin bugün içinden geçtiği ortam dünyadaki ortamla çok paralel. Ve tüketiciler tabii pandeminin de getirdiği etkiyle ciddi şekilde evde hayatlarını geçirmeye ve bunun sonucu olarak da evde tüketmeye, evde yemeye içmeye önemli vakit ayırıyorlar. Bunun bir bölümü pandemi kaynaklı, bir bölümü ise kalıcı etki diye düşünebiliriz. Ama bir kolaylık olduğu da kesin. Yani bugün biraz önce bahsettiğimi tekrar altını çizmek istiyorum. Biz geçmişte çok daha keyifli bir iş yapıyormuşuz diyorum. Yani baktığımız zaman müşteri ayağımıza kadar geliyordu. Şimdi ise biz müşterinin ayağına mutlaka gitmekle yükümlüyüz ve bir misyon edindik kendimize, diyoruz ki yani 40 binden fazla gıda ürününü sizin ayağınıza kadar getiriyoruz. O ürünleri başımızın üzerinde taşıyoruz diyoruz ve sizden daha iyi seçtiğimizi de iddia ediyoruz. Şimdi tabii bütün bunları koyduğumuz zaman bunun stratejik olarak büyütülmesi çok önem arz ediyor. Dünyada değişik istatistikler var. Türkiye şu anda dünyanın neresine dersek bana sorarsanız Avrupa'daki ve Amerika'daki istatistiklerin ötesindeyiz biz. Yani online'ın penetrasyonu anlamında. Türkiye'deki rakamlar henüz %4-5 mertebesindedir. Yani gıda üzerinde konuşacak olursak, gıdanın online ticaretinin, toplam gıda ticaretinin ki payı %4'ler mertebesinde. Ama bütün gıda dışı işlemleri de kattığımızda %15'ler mertebesine kadar geliyor bu rakam. Belli sektörlerde daha bile ötesinde bunun. Şimdi tabii bir tarafta perakende kendisi organize oluyor. Bir tarafta online ticaret büyüyor. Gelecek potansiyelini ben oldukça iddialı görüyorum. Çünkü bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz hani %4'lük, %15'lik rasyoya bile baksak artık orada bir, en azından 2-3'e katlama potansiyeli çok net var gıda perakendesi açısından da. Çeşitli analizler var. Yani Türkiye'nin kendi içindeki imkanlara da baktığımız önümüzdeki 5 sene takriben bir %70-75 aralığında reel büyüme. Yani gıdanın online gelişiminde bir reel büyüme bekliyoruz. Şimdi bunları da tabii üst üste koyunca stratejik olarak büyütmek lazım. Yani o zaman %35-40'larına kadar satış hasılatının online'dan gelme ihtimali var. Gelebilir. Yani bugün bizim çeşitli coğrafyalar ki işte geçtiğimiz hafta ilk kez bu rakamlarımızı açıkladık. Kamuoyuyla da paylaştık. Bunu da çok değerli buluyorum çünkü hem şeffaflık politikası hem de bizim yeni kurduğumuz iştirakimizin gelişim potansiyelini ortaya koymak açısından. Şu anki rakamlarda Migros'un cirosunda %15'ler mertebesine yakın, 14,5 olarak bunu açıkladık.
Şöyle basit bir detay var ama önemli, tütün alkol satışları Türkiye'de online satışı sınırlandırılmış ürün kategorileri. Dolayısıyla bunu muaf tutuyoruz bu istatistikleri paylaşırken. 9 aylık sonuçlarımızda 3 milyar TL net satıştır bu. Ki online dünya biraz net satış konuşmaz. Online dünya üzerinden geçen hasılatı konuşur. O rakamlar aslında daha büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Sene sonu da takriben 4,5 milyara yakın bir hasılata geleceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu kurguyla baktığımız zaman kendi ciromuzun içinde de artık %14-15 büyüklüklerine gelmiş bir iş kolu. Büyüme potansiyeli de aşikar. Öyle coğrafyalarımız var ki özellikle çalışan kesimi yoğun olduğu bölgelerde bir mağazanın cirosunun %30'larına vardığı rasyolar var. Bu tabii Türkiye'nin her yeri için geçerli olmayacaktır tüketim trendleri açısından ama önemli büyüme potansiyeli var. Ben özellikle bu kısmı soracaktım. Şimdi tabii kent yaşamı online siparişi çok özendiren bir yaşam tarzı. Dolayısıyla insanların zaten zamanı yok. Normalde belki hafta sonlarını ya da hafta içlerinin bir bölümünü gidip bir alışveriş merkezinde veya herhangi bir mağazadan alışveriş yapmak yerine online almak çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor. Bunun avantajını siz de yaşıyorsunuz. Dolayısıyla büyük şehirlerle Anadolu arasında nasıl bir fark var? Mesela Anadolu tarafındaki online satışlar ve siparişlerde oran fark ediyor mu? Şimdi şöyle, aslında gıda perakendeciliğinin organize versiyonu, modern perakendeci dediğimiz insanların sosyal hayatıyla ilgili bir konu. Yani sosyal hayat o kadar değerli ki, yani gerçekten kendi etkinliğinde, günlük hayatının telaşında bunu sosyal bir faaliyet olarak yerine getiren tüketicilerimiz de var. Yalnızca bir ihtiyacını gideren tüketicilerimiz de var. Her ikisi de bizim için son derece kıymetli. Anadolu'nun en önemli artılarından bir tanesi şu, gıda perakendeciliği, alışveriş merkezleri, büyük mağazacılık, insanların sosyalleştikleri yerler. Çünkü belki sosyal hayatında çok fazla bir aktivite imkanı olmayan kişiler, o mağazalara gelerek, o alışveriş merkezinde vakit geçirerek çok önemli bir sosyal katkıda bulunuyorlar. Kendi hayatlarına da, çevrelerine de. Şimdi bu kurguyu kucaklayan bir sistem var ki o mağazalar esas itibariyle zaten eve teslimatı yapan mağazalar. Dolayısıyla iç içe bir sistem var. Hem müşteri geliyor, sosyalleşiyor, hem biz evine götürüyoruz, ihtiyacını yerine getiriyoruz. Ama tabii ki doğal olarak zaman baskısını yoğun yaşayan müşteri gruplarımızda online ticaretin payı daha yüksek. Bu çok doğal. Büyük şehirlerin rakamlarında %20'lere varıyorsa Anadolu şehirlerimizde %10'lar mertebesinde diye basit özetleyebiliriz bunu. Ama gelişme potansiyeli ve insanların ihtiyaç durumları, kimi zaman yaşla ilgili evden çıkamayan, kimi zaman içinden bulunduğu ortam gereği işte küçük çocuklu insanlar, çalışmıyorlar da olsalar ona ihtiyaç gördükleri için. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman çok doğal bir ihtiyaç artık. Yani eve sipariş vermek. Bunu hem neticede gıda perakendesi hem de bir yeme içme ihtiyacı olarak da düşünmek lazım ki bizim online politikamız da zaten ikisini içerecek olan dünya. Neden buraya özel bir iştirak kuruyoruz? İşte bu iki kurguyu birlikte kucaklayabilmek için. Tabii Migros'un çok önemli bir artısı var. Yani bugün 81 vilayette faaliyet gösteriyoruz. Yani bizim sanal market operasyonumuz 81 vilayetin 81'inde kendi imkanlarımızla eve teslimat yapıyor. Yani bir kurye şirketi kullanmıyoruz. Kendi imkanlarımızla bunu yapıyoruz. Şimdi bunun yanında bir hızlı teslimat modelimiz var. Hızlı Migros Hemen ismiyle kurguladığımız. Bu hızlı teslimat bugün süratle 42 şehre ulaşmış durumda. Yani daha 2 sene önce kurguladığımız sistem 42 şehre geliyor. Neden? Bunun çok önemli sebebi Migros'un hazır altyapısı. Şimdi bunları koyduğumuz zaman tabii üst üste Anadolu'yu daha süratli kucaklayacak olan bir altyapımız olduğu kesin. Tabii bunun dışarısında Migros'un diğer formatları var. Makro dediğimiz, makro center formatımız. Onun tüm mağazaları bu online hizmeti verir hale gelmiş durumda. Şu anda 8 şehirde. Taze Direkt dediğimiz farklı bir organizasyonumuz var ki çok önemsiyorum. Tamamen küçük çiftçileri, küçük çiftlikleri, butik çiftlikleri hedefleyen, tarladan alıp direkt eve teslimat yapan. Bu 6 şehre ulaşmış durumda şu anda. Tabii altyapı çok önemli. Yani Migros'un hazır altyapısı. Bu bize önemli bir fırsat getiriyor. Ama bir o kadar da bir sorumluluk getiriyor. O da nedir? Biz tabii herhangi bir online şirket gibi yalnızca hızlı büyümek değil, aynı zamanda da verimliliği de ortaya koyan, aynı zamanda karlılık hedefini de ortaya koyan bir model geliştirmekle yükümlüyüz. Halka açık bir şirketiz. Önemli olan hissedarlarımızı tatmin edebilmek. Bunun kurgusuyla baktığımız zaman bizim modelimizin temel farkının bu olacağını düşünüyorum. Yani bir taraftan hızlı büyüyecek bu iş kollarını kapsayarak, bir taraftan da bir karlılık vaadi ortaya koyacak. Şimdi yaklaşık 3 milyar lira civarında satış hasılatı olan, 850 civarında da satış alanı olan bir online platformu ayrı bir şirkete dönüştürüyorsunuz. Şimdi buradaki şirket dönüşümünün size sağlayacağı ekstra katkı nedir? Artı bu belli bir süre sonra bir e-ticaret şirketine dönüşümü, bir e-marketplace, bir e-pazar yerine dönüşümü barındıran bir planlama mıdır? Teşekkür ediyorum bu soru için Açıl Bey. Çünkü gerçekten Migros'un stratejik adımları açısından önemli bir dönem bu.
E-ticaret bizim için yeni bir konu değil. Geçtiğimiz yıllarda da başarıyla uyguladığımız bir konu ama bundan sonraki düzlemde biraz önce konuştuğumuz tüketici trendleri burada çok daha ciddi bir potansiyel yaratacak. Dolayısıyla buna konsantre olmak bir kere çok temel bir konu. Bu konsantrasyon bir de hızlı olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu yeni şirkete aslında 4 temel misyon veriyoruz. En önemlisi aplikasyon geliştirme. Yani bu uygulamalarımızın çok daha tüketici odaklı ve çok süratli değişkenlik içeren ve süratle tüketici ihtiyaçlarına cevap veren hale gelmesi lazım. Diğer tarafta diğer önemli bir konu, çok temel bir konu, eve teslimat iş modellerinin mutlaka daha verimli hale gelmesi lazım. Bugün arabayla, motosikletle, gerektiğinde bisikletle yaptığımız teslimatlar var. Bu teslimat dünyadaki yeni teknolojilerle çok gelişecek. Buraya özel bir odak ihtiyacımız var. Bunun ötesinde dijital pazarlama dediğimiz bambaşka bir iş kolu ve Migros'un geleneksel anlamdaki pazarlama faaliyetlerini daha da genişletecek bir iş kolu. Bir de tabii bu işin toplama ve dağıtma teknolojisi dediğimiz, yani mağazaların içerisinde malı toplarken kullandığımız teknoloji var ki burada da çok önemli adımlar atıyoruz. Bu teknolojileri de kucaklamak. Dolayısıyla asıl bu yeni kurduğumuz şirket bunlara odaklanacak. Yani malı verimli toplamak, bu topladığı malı etkin bir şekilde dijital pazarlamasını yapmak ve etkin bir şekilde eve teslimatı yapmak. Ama tabii biz odağımıza bir pazar yeri kurgusunda gıdayı koyduk. Yani gıda temelli bir pazar yeri mantığına geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bunun özünde ne var? Tabii ki marketçilik var. Ama bir o kadar da hazır yemekle ilgili de entegrasyon modellerimiz var. Burada altını çizmek istediğim, ürettiğimiz yemekten bahsediyorum. Yani başka yemekleri dağıtmak da bir tabii ki modelimizin parçası olacaktır ama esas itibariyle kendi ürettiğimiz, ki Migros'un bu konuda geçmiş tecrübeleri var. Hipermarket operasyonlarında yemek, hazır yemek üreten bir şirketi zaten biz. Buradaki bilgi birikimimizi daha da eve teslimat modellerine uygun yapılara dönüştüreceğiz. Bu entegrasyonla da bunu sağlayacağız. Tek aplikasyon bunların hepsini veriyor şu anda. Hali hazırda sanal market hemen tek aplikasyon içerisinde buluşmuş durumda. Kargo teslimatı da bunun parçası. Bunun yanına işte makro online, taze direkt bu şemsiyenin içine girecek. Yemekle ilgili operasyonlarımız da bu şemsiyenin içerisine girecek. Ve özünde hani kısa cümleyle ifade edersek gıda odaklı bir pazar yeri oluşumu temel stratejimizin parçası. Bir noktada bu şirketin ayrı bir yapı olarak işte halka açılması, kendi finansmanını, çünkü yatırım isteyen bir alan burası. Yani öbür tarafta mağaza açıyorsunuz adet ama online tarafta ciddi yatırım gerektiren bir alan. Bu söylediğiniz entegrasyon da büyük bir entegrasyon. Yani çok kolay bir operasyon değil. Bir finansman ihtiyacı olacak büyük ihtimalle. Şimdi ben mesela bu sene için 800 milyon lira civarında bir CAPEX, bir sermaye harcaması görüyorum yatırım anlamında. Önümüzdeki dönemde buraya ayrımı değerlendirmek gerekecek. Burası için o fonlamayı nasıl sağlayacaksınız? Halka açılma vesaire gibi bir farklı planlamanız var mı? Başlangıç döneminde Migros bu fonlamanın temel sağlayıcısı olacak. Çünkü %100 Migros iştiraki olarak kurduk burayı. Ama gelecek dönemde mutlaka yatırımcıları davet edeceğiz. Bu konuda bir irademiz var ama tabii zamanlama meselesi bu ve kendi büyüme planlarımızda da entegre edilmesi lazım. Yani buraya mesela işte melek yatırımcı vesaire diğer olabilir. Yatırımcılardan da fonlardan da giriş alabilir misiniz? Hedefimizin parçası. Hedefimizin parçası çünkü artık dünyanın doğal trendinde iştirak yönetimi çok yeni bir başlık. Aslına bakarsanız iştirak yönetimde farklı farklı modelleri deniyor Migros bu dönüşüm sırasında. Biraz önce konuştuğumuz online ticaret %100 bizim iştirakimiz. Zaman içerisinde yatırımcılar alabiliriz, finansal yatırımcılar alabiliriz diyoruz. Ama bir başka modelimiz var mesela, paket taksi iştirakimiz. Burada ise bir girişimciye biz yatırım yapmış durumdayız. Orada Migros %25 hissedar, %75 diğer hissedarlarımız var. Bir bölümü girişimciler, bir bölümü finansal yatırımcılar. Bir başka deneme yapıyoruz. MoneyPay adı altında bir başka inovasyon ürünümüz var. MoneyPay'de bir ödeme sistemi. Burada ise Migros %80 hisseder, %20 bir özel girişimci var. Şimdi buralarda da aynı mantıkla ödeme sistemleri de başlı başına yeni bir konu. Finansal teknoloji konuları. İşte ne yapıyoruz burada? Basit özetle bir tarafta mobil bir cüzdan yapıyoruz. Bir tarafta bir ödeme sistemi taahhüdü veriyoruz. Bir tarafta bir para transferi. Bir tarafta da şimdi al daha sonra öde gibi bir takım kredilendirme nosyonları. Şimdi mesela bu girişim %80 Migros'un iştiraki. Ama ilerleyen dönemde burada tabii yatırımcı alma şansımız olacaktır. Mimeda diye farklı bir yaklaşımımız var. Mimeda da Migros'un yeni kurduğu, o da bu sene içerisinde icra ettiğimiz bir girişim. Yine %100 Migros iştiraki. Türkiye'nin bizim ifademizle ilk perakende medyasını kurduk. Şimdi perakende medyası ne demek? Migros'un bir sürü iletişim kanalı var. Hem mağazacılık anlamında hem online sosyal mecralar anlamında. Şimdi bunların her birini 16 mecraya entegre eden bir medya şirketimiz var. Burası da tabii bir iletişim, veriye dayalı, tamamen veriye dayalı bir iletişim platformu. Burası da ilerleyen dönemlerde yatırımcılar alabilecek, düzleme gelecek. Dolayısıyla aslında Migros'un yaşadığı dönüşüm çeşitli iştirakleriyle kimin de büyük hisseder,
kiminde küçük hisseder, kiminde ek yatırımcılar, kiminde finansal yatırımcılarla yepyeni bir dönemi kucaklayacağız. Şimdi tabii bütün bunlar önemli projeler ve büyük de projeler. İşin bir başka boyutu, biraz önce programın başında konuştuk sizinle. Özellikle ilk defa bir net nakit pozisyonu yarattı şirket. Evet. Fakat tabii burada üretilen net nakit pozisyonu 449 milyon lira. Bir ceza geldi 517 milyon lira Rekabet Kurulu'ndan. Bu kısmını bir sormak isterim size. Çünkü Rekabet Kurulu bunu bir kartel oluşumuna dayandırdı. 2.7 milyar lira da oldukça büyük zincir marketler için kesilmiş olan bir ceza. Bir tane de burada sağlayıcı var. Onlar da bundan dolayı böyle bir cezanın içerisinde yer aldılar. Bu kartel oluşumu konusunda sizin bakışınız nedir? Çünkü fahiş fiyat üzerinden değil, kartel üzerinden diyor karar. Daha gerekçeli karar yayınlanmadığı için net bilmiyoruz ama bir yorumunuzu almak isterim açıkçası bununla alakalı. Açıl Bey, bizim sektörümüz açısından ama tabii esas kendi şirketim açısından ben çok üzücü bir tablo olarak görüyorum bunu. Düşüncelerimizi çeşitli mecralarda ifade ettik. Kısaca özetleyecek olursak, özünde kesinlikle kabul etmediğimiz bir karar bizim açımızdan. Çünkü kartel kelimesi özünde bir kar maksimizasyonu hedefler. Ya da çok ciddi bir zarar vardı, bu zararı minimize etmeye hedefler. En azından yurt dışı örneklerinde bunları görüyoruz. Bahsi geçen konudaki ürün, Migros'un cirosunda binde üçlük bir mertebedir. Ve faaliyetinde zarar ettiğimiz bir üründür. Yani %14 faaliyet zararı olan bir üründür. Ayçiçek yağından bahsediyoruz. Dolayısıyla ekonomik rasyonelinin olmadığını çok net ifade ettik. Diğer taraftan da Migros'un fiyatlama politikasıyla en ufak bir bağlantısı olan bir uygulama değil. Bunların da kurguları çok aslında temelde anlatılabilir kurgular. Alış fiyatı değişmeden satış fiyatı değişmez gibi çok katı prensiplerimiz var. Bunlar da her türlü araştırmaya, her türlü denetime açık kurgular. Tabii ki fiyatların geçişkenliğinin ortaya koymuş olduğu bir enflasyonist ortamda yapılmış değişik boyutlarda fiyat pazarlıkları var. Bütün fiyat pazarlıklarının bu şekilde yorumlanıyor olmasını biz tabii üzücü olarak karşıladık. İtirazlarımızı da yaptık. Tabii daha henüz gerekçeli karar görmediğimiz için biz de o kurgunun mekanizmasını başlatmış değiliz ama yargıya intikal ettirmek prensip kararını aldık. Önce deyip sonra. Tabii şu anda tabii gerekçeli kararı görünce bunu kararlaştıracağız ama devletimiz bu imkanı veriyor. Erken ödemenin getirmiş olduğu bir iskonto var. Bundan faydalanmayı planlıyoruz eğer kurgu bu şekilde hareket edecek olursa. Akabinde de itirazımızı sürdüreceğiz. Ben yani en azından kendi kişisel düşüncem ve arkadaşlarımızla, hukukçularımızla da danıştığımız zaman bu kararın yargıda iptal edileceğine yönelik bir kanaatimiz var. Bütün planlarımızı da bunun üzerine kurguluyoruz. Market zincirleri kendi aralarında bir iletişim kurarlar mı? Yani herhangi bir ürünle ilgili veya farklı konularla ilgili, çünkü bir yandan da aslında hepiniz bir dernekte bir aradasınız. Aynı zamanda benzer şekilde belli başlı platformlarda bir aradasınız. Bu ilişkinin elbette bir sınırı var. Çünkü 40 bin tane üründen bahsediyorsunuz örneğin. Burada hiç herhangi bir şekilde bunların iletişimi olur mu? Yani buraya çekilebilecek ya da burada yorumlanabilecek bir iletişim kurgusu olur mu? Herhangi bir düzeyde. Çok net söylüyorum Açıl Bey, kesinlikle olamaz. Kesinlikle olamaz. Dosyada bir tek bununla ilgili tespit var. O da devletimizin örgütlemiş olduğu bir toplantı. TİGEM Başkanlığı'nda yapılan, konu ayçiçek yağı olan, ayçiçek yağındaki yoğun fiyat artışları nasıl sınırlandırılabilir kapsamında yapılmış olan perakendecinin davet edildiği tek toplantı bu. Organizasyonu yapan da bir devlet kurumu. Bunun dışında hiçbir kayıt yok. Peki bu cezanın finansallarınıza etkisini bir sormak isterim size. Çünkü dediğimiz gibi biraz önce net nakit pozisyonunu ciddi şekilde zorlayabilecek. Tabii iskontoyu düştüğünüz zaman başka bir nokta oluyor ama sonuçta sizin açınızdan hem öz kaynakları hem de genel anlamda finansalları etkileyebilecek bir cezadan, büyüklükten bahsediyoruz. Herhangi bir şekilde tüketiciye yansıtmayacağınızı söylediniz. Dolayısıyla şirket kendi kaynaklarından karşılayacak diye anlıyorum. Bu bir sermaye gereksinimi yaratacak mı? Bunu şirket kendi kaynaklarından karşılayacak. Tabii ki önümüzdeki dönem gerekçeli karardan sonra bunun zamanlaması netleşecek. Bunun biz şu anki aşamada 2021 ya da 2022 bilançolarımız açısından değerlendirdiğimiz zaman bir sermaye ihtiyacı söz konusu değil. Tabii ki şirketin nakit yarattığı bir dönemde böyle bir sonuçla karşılaşması bizim açımızdan da üzücü. Ama işin doğasında 2021 kapanışında net nakit pozisyonumuz tabii matematik olarak biraz önce söylemiş olduğunuz rakamlar kadar etkilenecek. Bunun sonucu önümüzdeki seneye tabii daha zorlayıcı bir bütçe olacağını da tahmin edebiliyoruz ama
gerek yatırım kanadında, gerek istihdam kanadında bu bizler için bir olumsuzluk yaratmayacak. Onun mekanizmasını, finansal ihtiyaçlarını şirket kendi kaynaklarıyla organize edecek. Önümüzdeki döneme dair yatırım planlamasını nasıl yapıyorsunuz diye de bir sormak isterim. Yani bundan mütevellit olmayabilir ama önümüzdeki dönemde bir sermaye artırımı ihtiyacı var mı Migros'un? Şu anda yani kendi kaynaklarımız açısından ve kendi yatırım planlarımız açısından kesinlikle yok. Tabii ki şu andaki kurguda geçmiş yıllarımızdan gelen kur farkı giderlerimiz var. Şu anda da bununla ilgili ortada bir yönetmelik var. Bu 2023 yılına kadar bu kur farkı giderleri bu konuda muafiyet içeriyor. Dolayısıyla bunun getirmiş olduğu kurgu devam ettiği sürece böyle bir sıkıntımız yok. Bu da zaten teknik bir analiz. Nakdi açıdan soruyorsak zaten böyle bir ihtiyacımız yok. Peki bir de perakende yasası var tartışılan. Bir hızlıca bunu da sormak isterim sürenin sonuna da yaklaşırken. Perakende yasasıyla ilgili geldiğimiz noktada hani bu uzun yıllardır tartışılır. Market zincirlerinin şehrin içinde mi olması dışında mı olması konusu çok tartışılır. Siz 2400-2500 mağazasınız ama 8000 mağazanın üzerine çıkmış olan indirim marketleri de var. Dolayısıyla bu yasada gelebilecek olan riskleri ya da soru işaretlerini nerelerde görürsünüz? Nasıl bir düzenleme olmalı sizce burada? Açıl Bey, perakende yasası şu anda var. Yani yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Ve perakende yasası uzun tartışmalar sonucunda uygulamaya alınmış bir kurgu ve bizim de desteklediğimiz bir yasa. Yasanın uygulamasında tabii ki bazen zaman zaman yorumlara açık tespitler söz konusu olabiliyor. Yasa mevcut yapısıyla uygulandığı sürece de herkes için yeterli bir yasa. Bizim temel görüşümüz bu. Gerek tüketiciyi, gerek üreticiyi, gerekse de perakendeciyi olması gereken regülasyona sokmuş bir yasadan bahsediyoruz. Bugünün Türkiye'sinde perakendenin her türlü kanalı, ister modern perakende, ister organize perakende, ister geleneksel perakende, şu anki gıda tüketim ortamında makul bir tempoda büyüyor. Bunun birinin lehine birinin aleyhine bir tablosu yok. Herkesin cirolarında da bu son derece net. Dolayısıyla ülkenin içindeki organize olma oranları, dünyayla da kıyasladığımız zaman, bir takım rasyonlara baktığımız zaman ekstra bir regülasyona ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ki bunun ötesinde gündemimizde aslında tüketici açısından baktığımız zaman perakende yasasından çok daha enteresan konularımız var. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığımızın da bunların önceliklendirdiğini ben bizzat biliyorum. Özellikle meyve sebzenin kendi doğasında ki hal yasası dediğimiz yeni bir yasa tasarısı da geliyor. Bunun ötesinde e-ticaretle ilgili bir takım regülasyon çalışmaları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların öncelikli olduğunu en azından kişisel beklentim bu. Çünkü halihazırda perakende yasamız var uygulanmakta olan. Ama hal yasasında gerek meyve sebzenin doğal üretimdeki sıkıntılarını da göz önüne aldığımız zaman gerçekten önemli adımlar atılması gerekiyor. Ben ülkenin gündeminin de perakendecilik gündeminde buraya odaklanmasını çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Müsaade ederseniz çok kısa buraya ben değineyim. Ben o tarafa girmek istiyorum çünkü zaten sürenin sonuna onu ayırmak istedim. Birincisi akıllı tarım uygulamaları. İkincisi Türkiye'de soğuk zincirin kurgulanamamasından kaynaklanan ciddi bir israf ve kayıp var. Üçüncüsü aracılık maliyetleri üzerinden de ciddi tartıştığımız bir gıda fiyat artışı var. Şu anda bütün dünyada gıda fiyatları çok büyük tartışma konusu. Bizde yıllardır tartışma konusu. Dolayısıyla bu kadar satış noktasına ulaşan ve erişimi bu kadar yüksek şirketler olarak sizin buraya bakışınız nedir diye bir sormak isterim. Yani gerçekten çok önemli bir konu. Hepimizin çok büyük sorumluluğu var bir kere. Başta bunu söylemek istiyorum. Çünkü Migros'un temelinde zaten sürdürülebilir tarım misyonu adı altında, tarım bizim geleceğimiz sloganıyla çok ciddi girişimler içerisindeyiz. Tabii bu kurguyu aslında Türkiye'yi özel ama bir öncesinde bir dünyada olup bitenle de paralel değerlendirmek lazım. Şu anda dünyada artan bir nüfus var. İklim koşullarının değişikliğinden kaynaklanan, agresif tarımdan kaynaklanan topraklarda verimsizliklerin oluşması ile ilgili önemli sorunlar var. Bütün bunların ötesinde pandemi kaynaklı kıtalar arası bir lojistik problemi var. Dolayısıyla dünyada aslında hepimizin kaygılarını ortaya koyan bir kıtlık algısına, kıtlık korkusuna dönüşen bir problemle karşı karşıyayız dünyada. Türkiye'de bu sorun yok. Türkiye'de topraklarımız verimli, Türkiye'de tarımsal alanlarımız hala işleyemediğimiz alanlarımız var. Dolayısıyla etkili bir tarım politikasıyla ki özünde tabii meyve sebze malları gelmekle beraber bunun dışında birçok ürünü kapsıyor. Bakın bugün Migros'un cirosunun %77'si tarımsal ürün. Şimdi bu kadar değerli bir konu bizim için ve bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Tarım Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız'a bu çalışmalarımızı takdim ettik. Özünde aslında 3-4 adımda özetleyebilirim. Birincisi 21-22 temel havza var Türkiye'de. Bu havzaların da çok etkin ürün potansiyelleri var. Bunların planlaması mümkün.
Ve buna yönelik yaptığımız kurgularda biz kendi verilerimizle, bakanlıklarla bunları paylaşıyoruz. Çünkü Türkiye'deki en büyük meyve sebze satın alma operasyonunu yönetiyoruz. Örtüşüyor mu bakanlık verileriyle sizinkiler? Örtüşüyor. Örtüşüyor ve sonuçta baktığımız zaman bu havzalara odaklanmış teşvik modelleriyle hareket ettiğimiz zaman temel sorun yaşadığımız ürün gamlarının çok daha etkin üretilebileceğine yönelik tespitlerimiz var. Bu Binali Yıldırım döneminde tartışılan konulardan bir tanesiydi havza bazlı üretim modeli, evet. Fakat gerçekleşemedi. Israrla üzerine devam edilmesi lazım. Özeti bu. Ve bu gerçekten Türkiye'nin tarımsal planlaması için birinci aşaması. Bu birinci aşamayı yapmadan diğerlerini konuşmamamız lazım. Çünkü üretmek zorundayız. Ürettiğimiz zaman bir takım sorunları gidereceğiz. Ama bundan daha önemlisi belki ikinci aşamada kalıyor ama birinci aşamada ilk tartışılması gereken üreten kişinin kazanmasını sağlamamız lazım. Üreten kişinin kazanması, yani çiftçinin bu süreçte para kazanıyor olması lazım. Bunun kazanmasında yöntemi daha verimli bir lojistik sistemleri ve aracıların, katma değer yaratmayan aracıların ortadan kaldırılması. Şimdi bu katma değer kurgusu çok çok değerli bir tanım. Lojistik çok önemli bir katma değer. Depolama çok önemli bir katma değer. Bunların verimli hale getirilmesi, katma değer yaratmayan aracıların ortadan kalkmasından bahsediyoruz. Nerelerde var katma değer yaratmayan aracı? Şimdi bu kurgu çiftçinin örgütlenemediği yerde olur. Çiftçinin örgütlenmesi ise çiftçilerin bir araya gelmesini gerektirir. Çiftçiler bir araya gelemedikleri zaman aracılar onları bir araya getirirler. Özeti bu. Daha fazla detaya girmeyeyim ama baktığımız zaman tarımsal birliklerin en büyük misyonu bu. Bunun çok başarılı örnekleri var Türkiye'de ve toprağa yönelik, havzaya yönelik bu birlikler de oluşturulduğu takdirde biz şunu taahhüt ediyoruz perakendeciler kısmında ki ben Migros'un önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin en büyük meyve sebze satın almasını yapan şirket Migros ve taşın altına elime koymaya hazırım diyorum. Diyorum ki eğer böyle bir yapılanmayı kurgulayabilirsek biz alım taahhüdü verebiliriz. Alım taahhüdünü sözleşmeyle akit haline getirebiliriz. Bazı mallara, depolanabilir mallarda fiyat taahhütlü bu kurguları yapabiliriz. Patates, soğan, domates gibi. Bunlarda bu kurguların olabilmesi için ama klasik anlamda sözleşmeli tarım yeterli değil. Bu da üçüncü aşaması, yani sözleşmeli tarım aşaması. Sözleşmeli tarım ülkemizde ve bütün dünyada çok etkin uygulanamamasının sebebi şu. Sözleşmenin hukuki bağlantısının yeteri kadar süratli yerine gelmemesi. Yani neyi bahsediyorum? Bir sözleşme yapmışsınız, taahhüt etmişsiniz, şu kadar malı şu fiyattan alacağım. Alım günü gelmiş, diyelim ki pazardaki fiyat daha ucuz. Alıcı cayabilir. Tam tersi, pazardaki fiyat daha pahalı. Satıcı cayabilir. Şimdi bu cayma durumunda mutlaka bir hukuki yaptırım olması lazım. Ama mevcut perakendecilik sözleşmeleriyle bu hukuki yaptırımların yerine gelmesi, tarım gibi taze mallarda çok zaman kaybettirici unsurlar. Yani basit düşünelim, kayısı gelmiş, çilek gelmiş. Siz orada mutabakat yapamamışsınız, mahkemede kim uğraşacak? Kimse bununla uğraşamaz. Dolayısıyla bunun çözümü ürün aslında gidiyor zaten ürün gider. Yani o mahkeme sürecinde ürünü kaybederiz. Dolayısıyla mahkemelerle vesairelerle bunun sıkıntısını yaşamamak adına sözleşmeli tarımın aslında bir dijital bir kayda girmesi tavsiyemiz var. Dijital kayıtta çok basit ifadeyle şu, alıcıların da satıcıların da dijital bir kayda girdiği, alım taahhütlerini dijital olarak verdiği, zamanında doğru fiyatla alan ve satanın dijital bir skorla kayda geçirildi. Ve bu dijital skorda iyi skor alanlarında aslında biraz önce söylemiş olduğumuz havza bazlı çalışma ile birleştirilerek özünde finansal olarak da faizsiz kredilendirmelerden faydalanması ki devletimiz zaten bunu sağlıyor. Yani Tarım Bakanlığımızın da kaynakları var. Finansman kaynaklarımız da var. Zaten faizsiz finansman veriliyor çiftçilere. Ama bunun bu bilinç çerçevesinde havza bazlı, diğer taraftan da sözleşmeli tarımın dijital kayıtına riayet eden çiftçilerle ve alıcılarla eşleştirildiği bir modelde çok daha yapısal bir kurguyu destekleyebiliriz diye düşünüyoruz. Ve biz kendimiz böyle bir sistem kurulduğu takdirde ilk aşamada süratle alım taahhüdü vermeyi de bir tespit olarak taahhüdümüzü verdik. Her iki bakanlığımızda da çok aktif çalışma içerisindeyiz. Bu kurgular gerçekten adım adım yerine geldiği zaman tabii önemli bir mücadele olacak. Üretmeye devam etmemiz lazım. Bir diğer boyunda da kayıplarımız var. Kayıplarımızı da azaltmamız lazım. Yani sürdürülebilir tarım demek bir taraftan daha iyi üretmek, çiftçinin para kazanması ve doğal olarak gençlerin, yeni jenerasyonun tarım mesleğiyle ilgilenmesini sağlamak. Diğer taraftan da kayıpları... Kentleşmeyi azaltacak, göçü azaltacak, yerinde istihdamı artıracak da bir formül. Yani bu tipteki kaydi sistemlerin şeffaflığının olduğu ortamda doğal olarak bu yaptırımların da sözleşmelerle vesairelerde daha da artık güvenilir hale geldiği ortamda yeni jenerasyonların da çiftçilik mesleğini o giderek
daha ilgi göstereceğine inancımız tam. Ve bu biraz da aslında bizim bir borcumuz, geleceğe yönelik borcumuz. Çünkü üretmekle yükümlü olan bir toplumdan bahsediyoruz. Üretimi sağlamak da çiftçinin kazanmasıyla mümkün olacak bir kurgu. Bu model yerine geldiğinde kayıplarımız da tabii biraz önce söylediğim gibi çok kritik. Şu anda ne yazık ki %25 mertebesinde toplam tedarik zincirinde gıda kaybı var. Bu kayıpları da ortadan kaldırmamız söz konusu olabilir ki biz en azından Migros olarak bu taahhüdü veriyoruz. Örneğin dedik ki temelde biz kendi seçmiş olduğumuz, özel konsantrasyon yaptığımız 10x, 20x30 denen dünya çapında Birleşmiş Milletler statüsünde verilen bir taahhütname var. Biz de parçasıyız bunun. Şu anda bir perakendeci olarak, 20 tedarikçisiyle ki biz bunu 23'e kadar çıkardık, 2030 yılına kadar atıklarımızı, gıda atıklarımızı yarı yarıya azaltacağız taahhüdü veriyoruz ki bu tipteki sistemlerde mümkün. Yani bir tarafta üretim arttırmak, bir tarafta da kayıpları azaltmak dediğimiz bir kurgu. Bu aynı zamanda karbon salınımı açısından da çok kritik. Hepimizin doğal gündemleri bunlar, sürdürülebilirlik başlıkları. Çok memnuniyet verici, bizim kendi Çevre Şehircilik Bakanlığımız iklim değişikliğiyle de adlandırıldı. Ki yani net karbon sıfır misyonu hepimiz için çok önemli bir kavram. Ki halka açık şirketlerde ESG raporlaması dediğimiz yapıya kadar da uzanan boyutları var. Bunları da kucaklayacak şekilde taahhütlerimizi genişleteceğiz. Ki karbon salınımının dünyanın geleceği açısından baktığımız zamanki kritikliğini göz önüne aldığımızda Migros bu adımı önden atanlardan, yani erken yola çıkanlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz 4 sene içerisinde %26 azalttık karbon salınımımızı metrekare başına. 2030'a kadar da %35 daha azaltma taahhüdü veriyoruz. Bu ESG veya yeşil bonoları da çok talep oldu son dönemde. Sizin var mı böyle bir planlamanız önümüzdeki dönemki yatırımlar açısından ya da bu tür projelerin finansmanı için? Bir dış borçlanma planlıyor musunuz? Artı ESG çerçevesinde herhangi bir borçlanma planlıyor musunuz? Şu aşamada borçlanma ihtiyacımız olduğu için değil ama yeni özel kaynaklara erişim olasılıkları ortaya çıkacağından bu hazırlıklarımızı tamamladık ve en şeffaf raporlama yapan şirketlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla özel kaynaklara erişim ve daha iyi imkanlarla finansman kaynakları oluştuğu takdirde bundan faydalanırız tabii ki. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Keyifli sohbetiniz, ayırdığınız zaman için. Ben teşekkür ediyorum vakit verdiğiniz için.